İsmail Yaşa, Sisi'den Libya'ya silah. Arapçada çok kullanılan bir atasözü var. Kendi hastalığıyla suçuyla beni suçlayıp işin içinde sıyrıldı. Tobruk hükümetinin ve Haftar Cephesi'nin Türkiye'yi Libya'ya silah göndermekle suçlayan açıklamalarını okudukça bu atasözü aklıma gelir. Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Ömer El Hasi, önceki gün bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ankara'nın Trablus'taki yönetime silah gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı ve Türkiye, Libya'da çatışan taraflara aynı mesafede yaklaşıyor dedi. Öncelikle şunu belirteyim. Türkiye'nin Libya'daki Türkiye yanlısı gruplara silah dahil gerekli her türlü desteği vermesi taraftarıyım. Çünkü Allah korusun, kifayetsiz muhteris Hafter liderliğindeki karşı devrimin başarılı olması halinde, Abdülfettah el-Sisi'nin Mısır'ının ardından Türkiye'ye bir silahta Hafter'in Libya'sından yönelecek. Abdülfettah el-Sisi'nin ve geçenlerde Kahire'de birlikte pasta keserek doğum gününü kutladığı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in Libya'da, Hafter'e bağlı minis güçlerine silah yardımında bulundukları ve hatta hava saldırılarıyla destek verdikleri sır değil. Perşembe günü yayınlanan ses kayıtlarıyla Kahire'nin ve Abu Dhabi'nin Libya'daki karşı devrimcilere yardımı bir kez daha tescillendi. Panorama Libya kanalının yayınladığı ses kayıtlarında Abdülfettah El Sisi'nin özel kalem müdürü Abbas Kamil, El Sisi'ye Ahmet Kaddafi ile görüşmesini öneriyor ve 4 yıldır Kahire'de yaşayan Kaddafi Dem'in Mısır için fırsat olduğunu söylüyor. Mısır Mısırlı yetkililerle başta Kaddafi'den ve Libya eski başbakanı Ali Zeydan arasında gizli görüşmelerin yürütüldüğünden bahsediliyor. Abbas Kamil de bir askeri yetkili arasında geçen telefon görüşmesinde de 8 tonluk silah yardımı hazırlandığı ifade ediliyor. Mısırlı darbeciler Libya'ya müdahalede yalnız değiller. Arap Baharı'nı Libya'da da öldürmek isteyenlerin operasyon merkezi Dubai'de ve operasyonun başında Libyalı politikacı Mahmut Cibril bulunuyor. Koordinasyonu ise Filistinli Muhammed Dahlan sağlıyor. Geçen akşam yayınlanan ses kayıtlarında Dahlan'ın gizli ziyaretleriyle ilgili de bilgiler var. Abbas Kamil, Dahlan'ı taşıyan özel uçağın Libya'ya ulaştığını söylüyor ve Dahlan ve beraberindekilerin havaalanından gizlice çıkarılmaları talimatı veriyor. Abdülfettah Helsisi liderliğindeki Mısır'ın kendileri adına bölgede polis oynamasını isteyenler darbeci ekibi, Arap Baharı'nı ve halkın özgürlük arzusunu sadece Mısır'da bastırsın diye desteklemediler. Mısırlı darbecilerin Libya'da İslamcıların yönetimde söz sahibi olmalarını ne pahasına olursa olsun engellemek gibi başka görevleri de var. Ayrıca Abu Dhabi'nin paralı askerliğini yapıyorlar. Birleşik Arap Emirliklerinde Mısırlı askerlerden oluşan bir müdahale gücü bulunuyor. Özel eğitimli askerlerden oluşan bu gücün orada olmasının amacı Katar'a gözdağı vermek ve hatta gerekirse müdahale hale etmek. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın şüpheli hareketlerinden kaygı duyan Doha'nın bir hafta önce Ankara ile imzaladığı askeri işbirliği anlaşması, Abu Dhabi'ye özetle senin yanında Elsisi'nin ordusu varsa benim yanımda da ondan daha güçlü Türk ordusu var mesajı veriyor. İsmail Yaşa, Diriliş Postası